Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu sık görülen enfeksiyonlardan bir tanesidir. İdrar yolu enfeksiyonu dediğimiz üriner sistemin enfeksiyonudur. Üriner sistem böbreklerden başlar. Böbrekleri mesaneye bağlayan üreter. Mesane dediğimiz idrar torbasından üretra dediğimiz dışarı açılan kanalın enfeksiyonuna üriner sistem enfeksiyonu denmektedir. Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonunun en büyük sıkıntısı eğer sinsi seyretmesi tedavi edilmediği zaman böbrek yetmezliğine gidecek kadar ağır bir klinik tabloya neden olmasıdır. Hangi klinik semptomlarla başvuruyorlar genelde bize? Özellikle büyük çocuklarda idrar yaparken yanma, ateş, kusma, karın ağrısı, kesik kesik idrar yapma, idrar kaçırma şikayetiyle başvurabileceği gibi 2 yaş altındaki çocuklarda kilo alamama, ishal, kusma, emmede azalma ve yeni doğan bebeklerde bazen uzamış sarılıkla da başvurabilirler. İdrar yolu enfeksiyon tanısı için idrar tetkiki ve idrar kültürü yapılması gerekiyor. İdrar tahlilinde idrarda lökosit dediğimiz enfeksiyon hücreleri, eritrosit dediğimiz kan hücrelerinin olması, lökosit esteraz ve nitrit pozitifliği bizi daha çok idrar yolu enfeksiyonu düşündürür. Eğer beraberinde de ateş diğer klinik tablolarda varsa idrar kültürü alıp tedavisine başlamak gerekir. İdrar kültürü de poşetten alınan idrar kültürü bizim için çok anlamlı değil. Eğer idrar yolu enfeksiyonu düşünüyorsak kateter takıp sondayla alacağımız idrar kültüründeki üreme bizim için daha anlamlıdır. Daha küçük bebeklerde suprapubik dediğimiz enjeksiyonla alınan idrar kültürü de daha doğru sonuç vermektedir. 2 yaş altında özellikle 3 ayın altındaki bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu çok hızlı ilerleyip böbrekte fonksiyon kaybına, urosepsis dediğimiz enfeksiyona bile neden olmaktadır. O yüzden özellikle dirençli ateşleri olan, toksik görünüm dediğimiz hasta çocuk görünümü olan çocuklarda oral alımı, ağızdan sıvı alımı yetersiz olan çocuklara yatırıp damardan parenteral antibiyotik tedavisi başlayıp 48-72 saat sonra tekrar çocuğun klinik durumuyla birlikte idrar kültüründeki üremeye göre taburcu olup olmamasına karar verip ona göre idrar kültüründeki üreyen enfeksiyonun hangi antibiyotiklere duyarlılığına göre yazacağımız oral antibiyotik tedavisiyle taburcu edip genelde toplam tedavi 10 günlük sürece tamamlayıp takip edilmesi gerekiyor. Tedavi bitiminde de antibiyotik kesildikten 48 saat sonra tekrar alacağımız kontrol, idrar tetkik ve idrar kültüründeki sonuca göre de enfeksiyon temizlenip temizlenmediğine karar veriyoruz. Özellikle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları bizim açımızdan sıkıntılıdır. Her idrar yolu enfeksiyon tanısı koyduğumuz hastalarda muhakkak üriner sistemin görüntülenmesinin yapılması gerekir. Bunun için öncelikle ultrasonda non-invaziv bir tetkik olması ve böbreklerle ilgili bize daha ayrıntılı bilgi vermesi açısından öncelikle ultrasondan böbreklere bakılması gerekiyor. Özellikle idrar geri kaçışı dediğimiz vezik üretren reflüsü olan çocuklarda her tekrarlayan idrar enfeksiyonu tedavi edilmediği zaman böbrekte hasar bırakıp ilerleyen süreçte de böbrek yetmezliğine, hipertansiyona neden olabilir. O yüzden idrar yolu enfeksiyonu tanısını hemen koymak gerekiyor. Tanı koyunca da tedavi edilmesi gerekiyor. Ve tekrarlıyorsa da tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu açısından daha ayrıntılı incelemeler dediğimiz idrar geri kaçışını gösteren voiding cyst uretrografisinin yapılması, böbrekte scar dediğimiz netle dokusuna neden olup olmadığını gösteren ilaçlı DMSA dediğimiz sintigrafilerin yapılıp ona göre takip ve tedavisinin yapılması gerekiyor. Gerekirse de özellikle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında idrar yolu enfeksiyonunu önlemek açısından koruyucu gerekirse bazı hastalar, seçilmiş hastalarda koruyucu antibiyotik tedavisini uzun dönem kullanılabiliyor. O yüzden idrar yolu enfeksiyonu çocuklara çok önemlidir. Sinsi seyretmesi, tanı gecikmesinin sonuçlarının ağır olması nedeniyle çok yakın ve erken tanısının yapılması gerekiyor. İdrar yolu enfeksiyonu önlemek için ne yapmalıyız? Öncelikle özellikle okul çağı çocuklarında üriner disfonksiyon dediğimiz idrar tutmaya bağlı idrar yolu enfeksiyonu çok sık gözükmektedir. O yüzden idrar yolu enfeksiyonu açısından idrar tutmamasını çocuklara öğretmemiz gerekiyor. Dışarıda da olsa eve gelmesini eve kadar tut demememiz gerekiyor.
idrar varsa idrarını yapması gerekiyor. Bol sıvı alması gerekiyor ki enfeksiyon riskimiz daha da azalsın. Özellikle bezi bağlı olan bebeklerde kakanın genital üreter sistemle temasını azaltmak için sık bez değişikliği yapmak gerekiyor. Bir de kız çocuklarında genital üreter sistem temizliğini önden arkaya doğru tek seferde olacak şekilde temizliğinin yapılmasında fayda var. Bu açıdan üreter sistem enfeksiyonun hem takip, tedavi, önlenmesi konusunda her türlü dikkati göstermekte fayda var.